Yoklukta varlık. Yokluk benim iftiharımdır diye buyuran Hazreti Muhammed'in derin manalar içeren bu sözünü Hazreti Mevlana Mesnevi'nin birçok yerinde açıklar. Zira Mesnevi'nin kendisi yokluk dükkanıdır. Bir adam yokluğa erişir, kendisine yokluğu süs edinirse o adamın Hazreti Muhammed gibi gölgesi olmaz. Bu çeşit adam mumun alevi gibi gölgesizdir. Mum baştan aşağı alevden ibarettir. Gölge onun çevresine uğrayamaz. Mum kendisinden de kaçtı, gölgeden de. Mumu yapanın isteğine uydu, ışığına sığındı. Mumu yapan der ki, "Seni yok olmak için yarattım." O da, "Ben yokluğa kaçtım." diye cevap verir. Hazreti Mevlana reenkarnasyonu açıklarken de sözü yokluğa getirir. Kainatta her şeyin bir hareket halinde olduğunu söyler ve şöyle buyurur. Burada daima yeniden yeniye bozulup düzelen şeyler var. Şu ten hırkası da iğnesiz ve ipliksiz dikilmekte. Fakat bunları gönül gözüyle baktığın vakit görürsün. Reenkarnasyon yani devran konusunda insanın varlığının cansız bir oluşumla başlayıp en mükemmele doğru gidişini Hazreti Mevlana Mesnevi'de şöyle açıklar ve sözü yine yokluğa getirir. Sen var olduğun gün ya ateştin, ya yel, ya toprak. Eğer o halde ebediyen kalman mümkün olsaydı, hiç sana bu yücelik nasip olur muydu? Allah seni değiştirdi. Önceki varlığın kalmadı. Onun yerine sana daha iyi bir varlık verdi. Böylece yüz binlerce varlığa büründün ki daima ikinci varlık ilkinden iyidir. Bu varlıkları yokluklardan buldun. Öyleyse neden yokluktan yüz çevirdin? O yokluktan ne ziyana uğradın ki varlığa yapıştın? Madem ki ikinci evvelkinden daha iyidir, yokluğu ara. İnsanı halden hale değiştirene tap. Varlığa düştüğün demden beri şimdiye kadar yüz binlerce haşr gördün. Haberin yokken cemaat aleminden yetişip gelişen nebat alemine geldin. Nebat aleminden de gelişip hayat alemine düştün. Bu beş duygu ve altı cihet aleminden de kurtulunca deniz kıyısına varırsın. Ayak izleri deniz kıyısına kadar gider. Deniz içinde bu izler yok olur, biter. Oradaki menzillerin nişanesi, adı sanı yoktur. Nebat aleminden sırf ruh alemine kadar yüzlerce konak vardır. Yokluklarda bu varlığı gördün de nasıl beden varlığına böyle yapıştın? Allah halden hale döndürür. Şu canı ona vermekten çekinme. Yeniyi al, eskiyi bırak. Hasılı, Allah yok gibi görünen bir varlıktır. Dünya ve bütün kainatta var gibi görünen bir yokluk değil midir? Kaside. Aferin o yokluğa ki bizim varlığımızı kaptı gitti. Zaten can alemi de o yokluğun aşkı yüzünden var oldu. Yokluk nereye gelip konarsa varlık kaybolur gider. Bu ne biçim yokluk ki gölge varlığa varlık katar. Yıllardan beri ben şu görünen gölge varlığımın ötesindeki gerçek varlığımı yokluktan kaptım. Yokluk ise bir bakışta beni benden aldı. Varlığımı kaptı gitti. Böylece ben kendimden de kurtuldum, gelecek derdinden de. Ümitten de halas oldum, korkudan da. Olduydu, olacaktı, vardı, yoktu kaydından da yakamı sıyırdım. Tamamıyla yok oldum. Varlık dağı, şu bizim görünen gölge varlıklarımız, üzerinde yaşadığımız dünya ve bütün kainattaki görünen, görünmeyen bütün her şey, yokluğa karşı ancak bir saman çöpü gibidir. Hangi dağ var ki yokluk bir saman çöpü gibi onu kapıp gitmesin? Varlık nedir, yokluk nedir? Saman çöpü ne oluyor? Dağ dediğin ne?
Ey bunlara cevap verecek olan söz. Kapıdan dışarı çık, defol git. Divan-ı Kebir, Cilt 2, 950. Mevlana Celaleddin Rumi. Hasan dedemizin duası ve selamıyla. Kainatın nuru Hazreti Muhammed Efendimizin, Ehl-i Beyt Efendilerimizin, Yüce Pirimiz Hüdavendigâr Mevlana'mızın, Piran Efendilerimizin selamları, feyizleri ve güzel keremleri, bizleri sevenlerin ve bizleri izleyenlerin üzerine olsun. Allah sizleri hep güzel günlerde yaşatsın. Sevgiler, Allah'a emanet olun. Hasan çıkar dedi.